İyi akşamlar, hoş gelmişsiniz. Biliyorsunuz, benim hala bugün artış yok. Döndü paparonları aradı. Paparonlar geldi, paparonlar beni aldı. Ondan sonra ya dedim, zaten yarın dedim, Sibel'le adliyeye gideceğiz. Savcının karşısına dedim, çıkacağız. Döndü yine ben gebertemde taktı. Gebertemde aranmam çıkmadı, bıraktılar. Onu da yapan Berma. Parantez içerisinde tırnak virgül koyalım. Belma derken Arışkaya ve İslami alanı değil. Öbür Berma. Çakmak kazı. Onu da yapan çakmak kazı. Genden tartışıp bana erken paparonları gönderiyorum. Gönderdi. Yani kimlik filan sorular. Gebeşler takla, bakla bir şeyim yok. Bıraktılar. Sen yorumları okuma abicim. Ben buradan görüyorum. O yüzden yani bir şey diyecek şeyim kalmadı. Şu saçın niye kalktı? Ne? Saçın. Saçım korkuk değil ki. Arkaya doğru indir. Öyle insanların saçı kalkık olduğu zaman inatçı olur derler tabirimizle. Bir kıl dahi kalksa öyle. Yani. Ondan sonra diyorlar ki ne? Sibel Baysal fetişi mi konuşturuyor? Yazık, günah değil mi benim lan? Ben YouTube'da kazandığım ne? 500 TL, 400 TL. Hatta video benim milyonlarca mı izleniyor? Yani o yüzden de çakmak kazının ayağına yine paparonlar geldi. Yani zaten paparonhaneye gideceğiz, ifadelerimizi de vereceğiz. Tamam, onu da geç. Sürekli bak tektir. Aynı kelimeyi konuşuyorsun. Yani ne yapacağım? Ama sürekli aynı kelime olmaz. Ne konuşacağım? İçerik üretiyoruz burada. İçerik ne der? Başka konulara değinelim. Aynı şeye. Ondan sonra diyorlar ki ne, teknişi Sibel Baysal mı yönetiyor? Benim konuşacaklarım bu kadar. Ha? Bestelerinden, Bedo Star'dan bahset, Şükran'dan, Şengül'den, o Berna'dan. Ben de sana çok teşekkür ederim. Kamera arkasında Sibel Hüsnü Baystan. Katkılarından dolayı. Şükran'a teşekkür ederim. Ben alacağım kişiyi çok iyi biliyorum. Buradan Ve görüyorum, ben kör değilim. Nebi Bey'e teşekkür ederim. Hera, hoş geldin canım. Ve benim diyeceklerim bu kadar, saygılarım, sevgilerim de. İnsanlar da diyor ki ne? Zorla mı konuşturuyor Hayır, beni kimse tekdişi? zorla konuşturmuyor. İşte o yüzden bak. Ben Ben kendim... buradan yan profilden okuyorum yorumları. İsimleri. Sen oradan konuşmana devam edeceksin. Usta yayıncı olmak. Bak nasıl Suzan'ı yetiştiriyorum. Ya, kızına bak.
Ve benim diyeceklerim bu kadar. Bak buradan sana kötü bir yorum yazılsaydı onu görürdün. Değil mi? Dümbük tektir. Bak burada. İyi kalpli. Oraya oku bakayım. İyi kalpli Sibel, videolarını Vicdanlı insan. Onu takarsan hiç okuyamazsın. birine benziyor. Mustafa. O değil çocuğum. Evladım. O değil bak. Bak şurada ne yazmış? Şuraya yok. Büyük koçuk, iyi kalpli, siber vicdanlı insan, Ha. Cemlergen. Ha. Her zaman okuma yani. Ben buradan görüyorum zaten. Çıkar çocuğum gözlüğünü veya rahat ediyorsan gözlüğünle kal. Evladım. Tek şey Söylesin, bak tek şurayı dışarıya oku. yayıncılık mı öğretiyor? Helal olsun. Ha? Kim? Bunun da ismini okuyalım. Eda Vito. Ne demiş oradan? Özetle. Çekiş abiye yayıncılık mı geçiyor? Öğretiyor Sibel ablam demiş. Sibel'e helal olsun demiş. Ha. Evet çocuğum. Böyle git işte. Ha. Ha. İçindeki duyguları dök. Ve kimse bize yayıncılık öğretmiyor. Ben Ha. TikTok fermanıyım zaten. Ay bu O dik kafa hayatım bu. yüzden bana kimse yayıncılığı öğretmiyor. Ben kendi içimden gelenleri Yok söylüyorum. hayatım. Yola gelmez bu. Ha. Buyur, Diyorum ya, şairaya madilik yapsam olmuyor, şugarlık yapsam olmuyor. ya Bakınız Jariskan katıldı. efendi. Yabancı. Hani ben içimden gelenleri Hala diklenmeye çalışıyorum de. hani dikleniyor muyum? Diklendin ya az önce. Neye dikleniyorum ya? Dedin ya kimse bana yayıncılık. TikTok Lan yayın. Sibel Baysal nerede sen nerede? Tek dış Allah aşkına ya. Şuradaki konuş sen derdini anlat ya. Allah aşkına ya. Benim derdim yok. Lan tamam derdin var var. Herkesin derdi var. Sadece senin değil. Çıkart o gözlüğü. Çıkart. Ben niye çıkarım? Çıkart. Yorumları ben buradan görüyorum. Okumuyorum yorumları. Sen kendi konuş. TikTok mu zannettin burayı? Oo. Diktiğe bu. Neyse bir şey demeyeceğim. Bir daha efendim konuşma. Hani Ben benim buradan takip sizlere ediyorum. diyeceğim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgilerimle, saygılarımla. Tek diş orada kim kaldı? Ne? Burada. Kimse konmadı. Ben ya şehirde. Anlat oğlum anlat. Ne anlattın? Bana bakma. Kamera burada. Anlat diyor. Ne anlattın? Kamera burada. Anlatacak bir şeyim yok. Anlatacak bir şeyim yok. Kağıtçılarda mısın? Ne? Resul Kağıtçıları. Gildesin. Resul Gül'de değilim. Berna kaç kere buraya paparon gönderdi? İki defa. Ha. Onları konuş. Söyledim. Başlığı söyledim, anlattım. Senin yerin neresi?
Buraya bak, buraya. Neresi teknik? Ha? Ne? Neresi? Benim yerim. Günün dediği? Güzel. Bence de bana kalsa da yemin ederim cezaevi değil de mezarlık olsa 2 günü alırım. Günür'e kalsa ne dedi Günür? Cezaevi dedi. Zaten 2 daha 4. Ha, gireceğinizi biliyor musunuz efendim? Biliyorum gireceğimi. Kimden dolayı ya? Senden dolayı. Neden efendim? Verdiğin ifadeler. Peki sizin yaptığınız olaylar? Kapıma dayandı. Bana bıçak çekti. Bana zor ifadeyi aldırtmaya kalktı. Hiç bundan bilinen haberim yok. Odamda yaşıyordum, geldi polisler kaldı. Çavgılıkla bir duyuyorum. Elinde bıçak benim kapıma dayandı. Bana tehdit ediyor. Bana diyor, direkt ifadelerini geri al. Bundan hiçbirinden haberim yok. Bundan hiçbirinden haberim yok. Ben kapısına dayandım. Peki, Mehmet abi. Neyle sıkıştırdım, hiçbirinden haberim yok. Mehmet abi. Orama düştüm, yatıyordum. Daha önceki almış olduğun Sibel Baysal'dan dolayı 8 sene 9 ay neden dolayı kanıklandı? İnsanlar onu çok merak ediyor. Çünkü bu en son olay da tekrar oluyor. Yani tekrar tekrar oluyor. Seninle tartıştık. Ben çektim, Adana'ya gittim. Aksaray'daydım, beni aradın. Dedin gel. Yok dedin, gidip seni şikayet edeceğim. Abicim. Lafı kıvırma. Ben lafı kıvırmıyorum. Önceki aldığın 8 sene 9 aydan. Tamam onu da. Ben kamera değilim. Aksaray'dan dönmedin diye. Ben kamera değilim, tektir. Buraya bakacaksın. Aksaray'dan dönüş yapmadım. Bak derdini anlatmak için sana fırsat tanıyorum burada. Ben de diyorum işte Aksaray'dan dönüş yapmadım diye. Telefon açın, Aksaray'dayım. Gel dedim. Kaç yılında oldu bu? 2016'da oldu. He. Gel dedim. Anlat işte o olayı anlat. Yine bana telefon açtı, Aksaray'daydım. Gel dedi, gelmedi. Ama önceki 8 sene 9 ay. Tamam aldım. İşte. Aksaray'dan dönüp deseydim böyle olmazdı. 8 sene 9 ay aldığım cezadan bu yana anlattım, olayı anlatıyorum de. Haksızsan ben de haksızım diyeceğim. 2016'dan. Buraya gelen tartıştık. Sana bıraktım size konuşmayı. Buraya gelen tartıştık. Ben çektim, gittim. Aksaray'ın beni aradı gece. Ben dedim ki ne? Vallahi Aksaray'ın arkadaşlar bilet kesti. Arabayı bekliyorum, gelemem dedim. Gene bana yine ben gidip dedi seni şikayet edeceğim. Gitti etti. Hani Aksaray'dan dönüp gelseydim yine şikayet etmeyecektim. Çok yanlış konuşuyorsun. Benim burada nöbet tuttuğumda, nöbetim tuttuğumda, epilepsi hastalığım tuttuğumda, üstüme abanma olayında almış olduğun, oraya bak. Tamam işte, gittiğinde üstüme abandı dedin. Hastalığından dolayı. Oraya bak. Hayalet gözü hastalığı tuttu buna. Benim hiçbir şey haberim yok. Ayık dedim. Bak teknik bir önceki videon duruyor. Yayında. Tamam. Senin aklına kim girdi? Benim aklıma kimse girmedi. O an niye geldin bana? Üstüme abanmaya kalktın. Ben üstüme abanmaya kalkmadım.
Arkadaşım ben seninle açık oturum yapmıyorum. Bak kamerayı sana vermişim. Tamam ben daha diyorum ben üstüne banmaya kalkmadım. E neden aldın? Geçtiğinde öyle ifade verdin. Nasıl şimdi gelip oraya bak. Kapıma geldi. Bana bıçak çekerek, beni tehdit ederek, bana zor ifadesini geri alıştırmaya çalışarak diyerek geçti bir ifade verdi. Geçti ifade verdi. Sen hakim olsan, savcı olsan ne yapan bir ifadeye? Böyle ifade verdi. Hiçbir şeyden haberim yok. Ne gene tehdit etme var. Ne gene kavga etme var. Ne eyleme var. Ne şu var ne bu var. Odama geçmiş yatıyorum gece saat 4. Uyudum ya da polis de gelip beni kaldırıyor. Geliyor diyor ki ne? Bana bıçak çekti. Bana zorla ifadeleri alıştırmaya çalıştı. Hiçbirinden haberim yok. Hiçbirinden haberim varsa bak. Cihara yakacağım, cihara gibi yanım. Hiçbirinden haberim yok. O sigara zaten ağzında emzik de ben şunu söylüyorum. Önceki aldığın 8 sene 9 ay cezadan dolayı burada bir dakika epilepsi rahatsızlığı geçirdiğimde üstüme abandığından dolayı aldın. Yeni cezan devam ediyor. Belli olacak yarın. Böyle ifadeleri verirse hiç... Sana bak delikanlı gibi sana bir şey soracağım. Kalkıp da burada ben nöbet geçirdiğimde ambulans geldiğinde üzerime abanıp da yatak odasından çıkıp salona geldiğinde kimsenin aklına girdi. 8 sene 9 ay. Onu anlat ki arkasına ben onu anlatayım. Delikanlı ol ya. Tamam ben oranın... Delikanlı ol tektiş. Tersine geldim ben. Tersine geldim. Kim aklına girdi? Geldim. Üzerimi örtmeye çalıştım. Ayaklarım bir yerdeydi. Kaldırıp yerine koymaya çalışırken bana döndü dedi ki üstüme kim aklına girdi? Benim aklıma kimse girmedi. Ben senin sesine geldim. O tutanağı şu anda burada kalkıp da gösterirsen şeytan aklıma girdi de üstüne abandım. Ama sikemedim. Ben onu ben o şu anda gösteririm. Göster. Evet gösteririm. Gösterse de elinde tırnak var. Tamam. Niye gerçekleri konuşmuyorsun? Ha? 8 sene 9 ayı bu yerim verdiler sana. Demedin mi şeytan benim aklıma girdi diye? Ben haksalaydım onu gidip şikayet ettiğinde. Aksa'ya dönüp geçerim şikayet etmeyecektin. Çağırdın gelmedim diye gittim beni şikayet ettin. Şurada üstüme abandın da. Ya Aksa ben çekip gitmedim. 8 sene 9 ayı aldığında. Tamam işte ben çekip gitmedim mi? Aksa'ya dönüp beni aramadın. Lan sen demedin mi yatak odasından? Ben epilepsi rahatsızlık geçirdiğimde. Demedin mi? Senin verdiğin ifadeler al. Okuyum. Şey etmez. Onlar yeni. Senin verdiğin ifadeleri okuyum. Lan onlar yeni. Yeni işte he. Benim bu olayın sen haberin var mı? Sen eskisinden bahset. Benim bu olayın haberin var mı? He? Ben sen geldim bıçak mı çektim? Tehdit mi ettim? Eski olayı anlat. Şimdiki olay zaten savcılıkta. Berna bile kaç kere paparon gönderdi. Okuma suç teşkil ediyorsun burada. Ben size cezana ceza. Tutanağı düzenlenen Dikmen Şehitler Polis Merkezi Amirliği kasten yaralama. Bak olayı okuyorum. Kasten yaralama. Kimliği belgesi tip seri. Ali Sibel Başar. Tercihimi de oku da anan
Oku oradan teyzeme. Götün yiyor mu? Dümbük. Önceki olayı anlatacaksın bana. 8 sene, 9 ayı neden aldın? Böyle gidip kuru iftira atmadan lan burada üstüme abanmaktan. Aa bak şimdi okuyorum. Lan bu o değil. Bu o değil. Vecihin ifadeleri veriyor. Lan bu yeni yeni. Yeni bu işte. Ha 10 gün önce. 8 sene 9 ayı neden aldın? Böyle kuru iftira atmalarından aldım. Üstüme abandın mı? Abanmadım. Aa, önceki videoları izleyin. İfadesi aranan sahte şikayetçi olarak soruşturma. Önceki videoları izleyin efendim. Ne oldu? Aa, lan bu değil lan. Lan yarın bu seni sikecek olan bu dava. Tamam işte. He? İftiralarını okuyorum. Önceki. Amına kodu. Ne oluyor? Alttan iftiraları okuyorum. Amına kodu. Alttan iftiraları sana, okuyorum. Bak dinle beni. 8 sene 9 ay aldığın cezayı. Tamam işte ben iftiralarından aldım. Bu değil. Ben iftiralarından aldım. Çekil oradan. Ben iftiralarından aldım. İfadesi alınan şikayetçi şu anda sus teşkil ediyorsun. Duruşma evrensinde önceki üstüme abandığından kaç sene aldın? Üstüne abanmadan iftira attın 8 sene 9 ay aldım. Onu söyle işte. Tamam 8 sene 9 ay aldım. Buradan da sana 38 sene katlama var. Bak verdiği ifadelere bak. Hiçbir şeyden haberim yok. İfadesi aranan sahte şikayetçi olarak tercüme okuduğun dakika suç teşkil edersin. Maddeleri savcının yazdığı maddeleri okuduğun dakika evresinde gene katlama alırsın. Ya alıp katlama. Sen şeyleri canavar bu ya. İblis ya. Benim TC'mi okumaya hakkın yok. Ben sen TC'mi okudun mu? Bak tektir. Ben sen TC'mi okudun mu? Bak dinle beni. Test. Kaç tane Lubunya beni dava açtı. Kiminden 6 ay aldım. Kiminden bilmem kaç ay aldım. Onların TC'sini sergilemedim burada. Ağır suç teşkil eder. Ben de sen hele ki ana baba adı Cercürt. Yemin ederim. Hiçbirini okumadım. Ben bittim de. Ben hiçbirini okumadım. Ben bittim de. Tamam sen iftiralarından bittim. Bittin hadi bakalım. Hadi efendim. Bak dur ifadesini verdikleri ifadeyi okuyacağım. Bak nasıl iftiralara maruz kalmışım. İfadesi aranan şikayetçi olarak soruşturma evrakısında bir delillerin toplantısı. Lan oğlum onu okursan bak. Bak şimdi. Okursam ben sustum. Ben sustum. Hayır bura. Benim bir suçum yok kan. Bak. Şeyim yok kan. Bana tektir. İftiralar. Tektir. Bak benim hakkımda olan davalar 3 ay 6 ay bilmem ne kadar verilmiş Cumhuriyet değil mi? Ama ben kalkıp da kimsenin burada sisteme tezcesini okursa ben o tezcemeci okumadım. Kat kat ben iddianameyi o senin savcıdan belge öğünü isteme. Üç vekili
Lan buradayım ben, buradayım. Sen işte... Lan sen benim üstüme abandın. Ben senin üstüne abanmadım, abanmadım diye de bana iftira yaptın. Efendim. Ben bu cezayı aldım. Bak, yine bakınız attığı iftiraları efendim. size okuyordum. Döndü çevirdi. Attığı iftiralara bakın. Nerede bu şeyin? Dur bakayım. Vekili bulunan halinde cinsel saldırı suçu ile ayırt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerekirken suçlu şunlara biri taraf 4 ve 353 madde uygun olmak koşuluyla vekil aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan Bak ben Tayfun geldi. Özay'a Hı. Selamlar. Hakim misin? Savcı mısın sen burada mütalaa? Mütalaa okunmuş zaten senin götüne girmiş. kullanan Saygı soruşturma çerçevesinde konuşalım sevgili. çevresinde Lan burası savcılık mı? Senin bu iftiraların işte bak. Sen iftiraların. Bakalım. Ne diyecek konu? Orası savcılık değil. Hususları, Buyurun kanunu, efendim. Hakları. Allah'ım Kaç ya oldu? Ne Rabbi. oluyor? Sen kur iftiralarını okuyorum değil mi? Yapmayaydın İbni. Ben Sercan'ı burada bıçak mı çektim? Yapmasaydın lan. Ben Yapmasaydın burada gene bıçak mı çektim? bana bak. İfadeni geri Şöyle aldığımı bir dur. kaldırdım. Şöyle bir dur. He? Oradan konuş. Konuşma hakkın Ben var. Ama saçma gene mi sapan değil. kaldırdım? Bura, Bıçak duruşma mı salonu çektim? değil. İfadeni geri al diye gene saldırdın mı? Önceki elinin üzerine tekerür giriyor. Ben bunadan bir haberim var mı? 9 sene, 8 sene, 9 ay kim aldı? Seni kuru iftiralarından aldım. Aaa. Kalk tek kalk. Vallahi uğraşamayacağım seninle. Kalk. En Atmayı güzeli. bile dışarıya ya. At. At. Kalsan sokakta da aklı başına gelsin. Merhaba. Cebine koyduğunu ver. Neyi? Ver. Bu taraftakini, bu taraftakini. Kağıdı mı? Ben Berna ifadeler SS görüntüsü aldı. arşiv Aldım kaçtı. aldım. Ben Siktir et bu ibni. sabrın alırım. Tamam hadi. Tamam sen burada iddianame okuyorsun. Ben savcı değilim. Ben de savcı değil. Verdiğin Yani. ifadeleri okuyorum. Ne? Verdiğin ifadeleri. Ulan üstüme abanmayaydın. 8 sene 9 ay ceza almayaydın. Ne Adam ben burada nasıl? sen bıçak mı çektin? Burada ben sen tehdit mi ettin? Ben burada Bir sen kere bıçak mı dedim çektin? odana git yat. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor efendim. Hala yarın savcıya gideceğiz. Almış eline burası duruşma şeyiymiş gibi iddianameyi bana okuyor. Kendini yargıç mı zannediyor? Ne yapıyor? Kalk odana mı? Dışarıya mı? Nereye? Odaya gidiyordu. Ha, tamam. Açık bırak kapıyı. Baktım zaten o sigaranda. Dönmek. Karnı doyurdum daha ne bir şey yemedim la. Bir de kör gözlüğü takmış Adana Big Pazarından almış. Ondan sonra
Bence sen çık tek bir. Çık. Tam sağ sonra gel. Tek diş. Tek diş. Tek diş. Çık. Yarım saat sonra gel. Çık. Gelme ya gelme. Tek diş. Yeter. 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 Çıkar. Çıkar. Çık. Çık. Çıklar. Çıklar. Çık. Tekdir. Tekdir. İnsan gibi. Çık. 2 dakika sonra gel. Burayı dinle. İddianame değil. Savcılık değil. Yarın orada verirsin. Ha. Duyuyor musunuz efendim hala? Bak. Şerefsiz İbne. Sesi geliyor değil mi? Evet geliyor. Ya. Şu gönül orospusunu ekle şu amına ayağımı soktuğumun gönülünü. Dur bakayım kız yorumları okuyayım. Ferna sen çıktın. Ben de yayını kapatacağım. Evet efendim. O kadar saçımı başımı yoldum. Alttan aldım. Olmadı efendim. Olmuyor. Burada kalkmış. Şey okuyor. Sanki mahkemedeyiz. Kimse beni galeyana getiremez. Ben şeye gelmem yani ben şeyi bilirim. Ne konuşacağımı bilirim. Önce konuşma hakkını zaten o teklişe verdim ben. Yani. Oradan kalkıyor efendim. Şunu bunu konuşuyor, ediyor. Ondan sonra neredeyse kendisini yargıç, hakim, savcı zannetti. Bilmiyorum hayatım yani. Daha önceden yapmış olduğu zaten aşikarca önceki videolarımda belli. Üstüme abanmakla almış olduğu 8 sene 9 ay yani 10 yıl. Bunu bile bile ikinci defasında kötü tutuştu. İkinci defasında yine kalktı. Şey yaptı. Kendi kendine oradan sanki burası şey mahkeme salonu. Burası demiyor ki ne Sibel Baysal'ın kerishane yemekhanesi. Onu söyle bana. Dümdük.
Onu söyle. Ne alaka yok? Ne günler şey mi? Ama. Yok, ona alakası yok ki. Kendi şey yaptı. Günlerle alakası yok ki. Bir de ben hastayım efendim, yani sürekli beni kalkıyorlar. Akrabam olmadan, bilmem ne olmadan sürekli yani beni gönderiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Beni aile benden bir kimse göndermiyor. Yarın bir gün o ihale size dönecek. Çete şebekeler. Bu da kalkmış. Diyorum ki ne? Bak, açık oturum ha. Diyorum ki ay, derdini anlarsın. Derdini anlarsın. 8 sene 9 ay üstüne. Aa, bir de kalkıyor efendim. Diyor ki oradan destan yazıyor. Bana iddianameyi okuyor. Kör göz diyor. Bir... Bit pazarından almış olduğu kör gözlüğü de gözüne takıyor böyle. Ondan sonra iddianameymiş gibi burası. Ulan burası önce Allah sonrası ve Baysal'ın icralık malikanesi. Sen neyin peşindesin lan? Dümdük. Sen önce bir şey yap. Ne derler hani? Bir Sibel Baysal'a bir alttan al. Ondan sonra yalttan hatası kul olmaz deriz ama yani bir hata olur, ikinci hata olur ama cık, olmuyor efendim. Oradan alma şeyi okuyor. Burayı şey duruşma zannedip. Yok efendim. Neredeyse DCK'ya girecek. Ay efendim. Neyse efendim, yani diyeceklerim bu kadar gerçekten. Tabii ki yani yarın çok önemli bir gün onun için. Ha, neden paparonlar almadılar bunu? Lubunya dili olarak konuşuyorum efendim. Anlamayanları da YouTube kanalımda şey yapacağım. Yabancı dille şey yapacağım yani çevireceğim efendim. İnşallah öyle bir şey yapacağız yani. İsaç'la beraber, Amerika'daki dostumla beraber efendim. Ondan sonra kalkıyor efendim oradan öyle şöyle. Yani o Berna dediğiniz kız bile kalkıp buraya geldi. Yemin ederim. Kızım çık dedi. Hemen çıktı. 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 Dedim efendim. Bir de ona diyorsunuz ki ne? İşte şu kolayı içiyor, şu gazozu içiyor. İsteyen istediği meyve suyunu içer. Kimse kimseye engel olamaz. Sen bu meyve suyunu içme dediğin dakika karşındaki, ben kendi şahsım adına konuşayım efendim. Ben daha fazlasını içerim. Meyve suyunu. Tetikliyorsunuz çünkü. Evet efendim, hayatından bezmiş olduğunu söyledi. Ondan sonra başına geleceğini söyledi. Şükran ablacığım gelmiş. Hemen bir alalım Şükran ablayı. Yavacım sende. Nerede bu Şükran? Şiko şiko.
Kurbaniş konuldu sana lili li. Kız nereye kayboldun da lili li. Hayranım. Aksine kız sen alırsın da ben gelmem mi? Evet. Efendim, hoş geldiniz efendim. Kız, Evet efendim. Sibel sen yayın açmayınca buranın tadı olmuyor. Sen de görüntü vermeyince gerçekten buranın görüntüsü şey aman supervisor olaraktan şey olmuyor. Oy, ama söz kız bir gün şöyle bir bakım yapayım kendime. Eşek tımar eder gibi kendimi bir tımar edeyim. Ondan sonra girerim yayına sözüm söz olsun. Biliyorsun ben yayınlarda hani kendimi hiç gizlemedim. Saklamadım. Ama yok ya açmayayım. Vallahi ne var o kadar kötü bir Olsun kız. durumdayım ki yani. Bak Şükran. Şükran. Eğer makyajsızım görüyorsun. Hiç hayatım Ay. boyunca 2016'dan bu yana hiç gördün beni makyajsız yayına çıktım mı? Evet, niye Bugün bugün böylesi? Neden? Aa, bu göpren yüzünden. Aa, bu. O yine yapacağını yapıyor mu? Ya. Gerdirdim ben. Ay. Ay. Dur tatlım. Şükran diyorlar ya acıma. Senin lafın da o herhalde değil Evet mi? evet. Acıma yetime döner koyar eline. Gördünüz mü? Aa, efendim. Şükran Hanım benim güzelliğime makyaj koydu. Şu an öyle görüyorum kendimi. Vallahi billahi. Ya. Çok sinirliyim efendim, çok. Çünkü ilk defa Şükran abla biliyorsun değil mi? Makyajsız böyle çıkıyorum. Yeter artık Olsun. Şükran abla. O kadar akıl verdik, ettik. Etme, eyleme, Yaptı? Bir dakika ne kıyamet. yaptı? Abla neler yapmıyor işte. Yani bugün son noktasını koydu. Ne yaptı ama? Bir hata mı yaptı? Ben hakimiyim, savcı mıyım ablacığım yani. Almış eline iddianameyi orada çevirip okumaya çalışıyor. Tabii çünkü biliyor alacağı cezayı Şükran estetik yaptırdı ondan dolayı. Şükran her zaman güzel hayatım. Ben de her zaman madiyim. Siz biz de Kataküllü Lafa Hofkakos. Şükran oğlu Ozan abi YouTuber. YouTuber Şükran abla annesi Merveş. Hoş geldin canım. Merveciğim. Evet. Öyle Az işte gibi abla çı. He yani. be na he. 17'lik. Yok birileri katılmaya çalışıyor da eğer tanırsam alacağım abla. Ki Tanımadım. söyle bana. Bilmiyorum yani şu an. Ha, Merve Merve'yi alabilirim. Evet. alabilirsin. Atan, Evet. atanlar Merve'yi varsa söyle ki alayım. ona göre al. Ay, tabii canım onu tanıyorum. Merve de konuşsun. Bu Ay olayı. Allah'ım yerim oldu ben. Şuna bak ya. Tepemde beni izliyor öyle. Ha. Göktuğ Konya. diyor sana. Şuko benim saçım da Merve'nin saçı gibi değil mi? Yok ben boyadım Yeşilim. Sibel abla saçımı. Tamam aynı değil mi? Yok ben bak bakır yaptım saçımı. Ha, şu anki saçımla Bak böyle benim saçım artık. profildeki. Artık bakır. Ha kızdılar boyadan. Aynen.
Olduk mu? Çok güzel. Sen saçına şey kullan Sibel abla. Mor şampuan kullan. Biraz daha saçını bu profildeki renge döner biraz daha. Az da olsa. Ha, bana özelden yazarsan Merveciğim. Özelde mi satılıyor? Nerede? Ben sana şey yaparım. Markette de var. Ben sana atarım. Daha mı açar? Ha, daha da açıyor. Turunculuğunu alıyor. Ha, Numlex. Aynen. Sür 5 dakika bekletme. Öyle çok bekletmene de gerek yok. Eline yedir normal şampuan gibi. Sonra durul da hemen ot biraz en azından turunculuğunu alır. Sana ne lazım İlhan? Evet, Merve olsun. İbrahim abla olsun. Yani şu anda gerçekten çok sabır ettim. Akşamdan bu yana yemin ederim. Niye akşam ya? Gündüzden bu yana Nerede? ya. Yemin ederim. Sibel abla dışarıda mı? Dektiriş Aha. mi? Soğuk Ne mu? var? Hava soğuksa kendi evine alacağım. Ben gündüzden bu yana idare ettim. Yeter artık ya. Bana da yazık ya. Önüne yemeğini hazırladım. Daha ben bir lokma yemedim ya. Kendi kendine ne yapıyor? Ne var mısın ne istiyorsun? Siktir gitsin engelliyorum. Çok seviyordum seni ama seni engelliyorum şu anda. Kendi evine aldı onu. Döktürsün zorda kol. E bana yaptıkları ha? Dostuna bana kodumun topu. Toplar ondan daha üstün lan. Toplar en azından. Caddede çıkıyorlar, mini etek giyiyorlar, peruk takıyorlar da elektrik paralarını orasını burasını ödüyorlar. Bu ne? Aa, kendi kendime mi konuşuyorum ben Yok, burada? biz buradayız da dinliyoruz. Ben buradayım en azından. Ha. Şükran abla dondu mu? Şükran. O zaman Merve beraber kapatalım. Ablacığım ben çok şeyim çünkü çok kötü şeyler yazıyorlar. O zaman alın arkadaşlar. Bir de Merve sen mantıklı konuşursun. Tamam mı? Alan alsın elini. Yani ama hani onlar da düşüncesini belirtmiş. Yakın Neva Ankara'da Neva alabilir aslında. Nasıl? Şöyle bir şey var abla. Hani onlar şimdi hava soğuk ya günah diye söylemişler. Yani kötü bir niyetle söylememiş onlar da. Ben ne yaşadınız bilmiyorum. İzlemedim de yayınlarınızı. Ben ne yaptın da bilmiyorum sana. Ama gündüzden bu yana alttan alıyorum, alttan alıyorum. Yani Koy abla odaya. Duyma onu. Dur, görmemezlikten geldi. Yani biz yeri geliyor kendi ailemizle bile aynı evde anlaşamıyoruz. Duymayacaksın en fazla. hayır. Alet gibi geliyor buralarda gene dolanıyor. Gene karşıma diyorum ona. Ya Dur da kendi bu da kendine koy. silahı puan arası birebir. Gir çayını ye, yemeğini orada yap. Ye. Kendim hazırladım ettim. Demek ki o kendi kaşınıyor. İddianame okuyor bana burada. Aldır şeyi. Ablayla aranızı bozdu. Ben Gönül'le bu şey yaptım. Gene Tekdiş'e sahip çıktım. Tekdiş benim değerimi bilmedi. Destan Baysal. Bilse de öyle olmazdı. Yani. Evet, Yazmıyorlar. Merve'cim. Tamam Sinirlendim. ben çıkıyorum. Ne yapayım? Aynen sinirlenme. Ben de çıkıyorum. Yok, Merve'cim söylemek istediğim bir şey varsa şey yap. Sen söyle de Yok abla ben Gönül katayım huysuz. aranıza. Ben anlatırım Göktuğ sana.
Ben kaçtım abla, hadi iyi akşamlar sana da. Ama boş ver, sinirlenme, gerek yok. Teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Hadi iyi akşamlar abla. Ben de kapatacağım efendim. Siz de artık muhatap olamayacağım. Yani böyle yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Sanki görmüyorsunuz videolardan. Yemin ederim. Dik dik yapıyor hayatım, dik dik yapıyor ya. Aa. Ay efendim. Bir de kendi kendine havalara girmez mi? Yok diyor ya, sanki burayı şey zannediyor. Evet, gönül 38 inat, çok inat videolarda gördüm. İzleyin efendim. Ondan sonra bana laf söyleyin. Ne kadar alttan aldım yani. Olmuyor efendim. Kalkıyor. Neredeyse efendim burada TC'mi söyleyecek. İddianame. Sanki şey. O zaman sen üzerime abandığında 2016'dan bahsediyorsun da 9 sene ne kadardı Beşiktaş'tan Vaysal? Tam olarak yazar mısın? 8 sene 9 ay aldığında, yani 2016 olduğunu biliyorsun. Yeni yapmış olduğun aynı tekerür oluyor. Yine kadına şiddet, kadına istismar olaraktan onu söyle. Burada okuyorsun ya, böyle o ölü gözlüğünü takmasın ya, ölü gözlüğünü ilk pazarından almışsın. Ölülere kurban ol. Senin yerin neresi olacak? Senin yerin de yok. Olsaydı zaten Allah seni alırdı. Alsın. Tüm düşmanlarımı alsın. Sevenlerime de 2023'te mutluluklar diliyorum. Aa, yeter efendim. Vallahi billahi. Aa, o beni gönderir rapora. Bu gönderir beni rapora. Akrabam değiller. Bilmem neyim, mirasçım değiller. Ulan neyim var lan? Çok zeki bir kadınım ben. Çok. Çok. Yani. Bir güne çıkın da o çok izlenen kişilere söylüyorum. Veya izlenmeyenlere söylüyorum. Çıkın da o Cemile Kaya'nın kaybettiği köpeği, Cimi'yi kalkın da bir paylaşım yapın. Nerede hayvanseverlik? İşiniz, gücünüz, entrika. Nerede aksiyon? Nerede dedikodu? Nerede? Ay o yay, şeyde kavga mı çıkacak? Tartışma mı çıkacak? Ne olacak? Kim katılacak? Aa, ay yayını şuna gönderelim. Bunu paylaşalım. Birbirlerine mi girecekler? Ne olacak? Diyerekten böyle işte kendi kendinize avunun durun. Tamam mı? Sonuçta da izlenen kim? Ha? Kim?